Evet, İstanbul'u o kadar takip ediyorlar ki Ankara'da eski Genel Başkan Şükrü Bey aradı. İzmir'den aradılar. Tebrik ettiler. Çok güçlü bir yönetim yapmışsınız. Sizi biz tanımıyoruz ama karşı karşıya gelmedik ama ismen tanıyoruz. Dürüstlük her şeyin üstündedir. Eğer sen sağ komiseri derneğini bırakmasaydınız o ikinci yönetim tarzıyla sağ komiseri derneği 10 sene ilerideydi. Bunu bana dediler. Samimi söylüyorum. O gün ağladım. Evet. O gün ağladım. Yani ben buradaki sağ komiserlik derneğinde başkan olmam önemli değil. Önemli olan birliği, beraberliği, sağ komiserinin kimliğini ortaya koyacak, güçlü, hakikatli, mücadele edecek yönetim tarzlarına ihtiyaç var idi. Bunu da ben şu gördüğünüz arkadaşlarla beraber sağlamış durumdayım benim kanımca. Ve sizin amatör kümede olmak kaydıyla profesyonelliklerde sağ komiserlerinin güç ortamını biz yansıtamadık. Bu işin gerçek tarafı bu. Evet, onu konuşacağız. Bayağı zamanımız olacak ama hemen ben Nezir Aydın'a sözü vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Kısa kısa biyografi bilgileri alırsak hemen konu başlıklarını masaya yatıracağız. Peki Nezir Aydın kimdir efendim? Günümüz konusu spor olduğu için ben spordan gireyim o zaman. 1968 Artvin Gençlik Spor'da kaleci olarak spora başladım. 2 sene orada oynadıktan sonra Çoruh Spor'a transfer oldum. Ve 70 senesinde tekrar İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde Camialtı Spor Kulübü'nde voleybolcu olarak başladım. Ve 3. ligde amatör kümeden 3. lige takımı çıkardıktan sonra tekrar futbola döndüm. Camialtı, Vefa, voleybolda Boronkay'da oynayarak spor hayatımızı işte saha komiseri olarak devam ettirmeye başladık. Saha komiserliğimin çeyrek asır hemen hemen içindeyim. Severek bu işi yapıyoruz. Derneğin kurucu üyesiyim. 3 kişiden birisiyim. Sporu sevdiğim için buradayız. Öncelikle de şimdi arkadaşlarımız da söyleyecekler size ama şu anda bizi buraya topladığınız için Türkiye sporuna, dünya sporuna ve amatör spora vermiş olduğunuz değerler bizce çok bellidir ve gözüküyor. Türkiye'ye sporu sevdiren insan olarak 4 senede bunu başardınız. Derneğim, başkanım ve bütün camianın adıma size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben bir anımı anlatabilirim. Hiç sporu bilmeyen bir insan sizleri seyrederek çocuğunu spora verdiğini biliyorum. Sağ ol. Amatör spora gerçekten katkınız çok büyük. Hele bizler unutulmuştuk. Bizleri el üstünde tuttunuz. Kim olduğumuzu yavaş yavaş spor camiasına tanıtmak için başladınız. Gerçekten size minnettarız. Bu arada bu platforma şu anda yanımızda basın dünyasının duayeni sevgili Faik Çetiner hocamız, abimiz diyelim. Yanında oturmaktan gerçekten derneğin ve sizlerin sayesinde burada olmaktan çok şeref duydum. Bu platformda herkes olmak ister ama maalesef onu biz şu anda tadıyoruz. Onun tadına da doyacağız inşallah bu akşam hep beraber. Peki efendim. Ben bir şey söyleyeyim burada. Şimdi bizler biliyoruz ama Mehmetciğim. Bizi takip edenlerden bilmeyenler. Şimdi sağ komiser deyince polis molis zannedebilirler. Doğru, sağ komiser esasında ne yapıyor diye kısa bir anlatırsanız bilmeyenler de bence öğrenir. Yani tam açılımı nedir? Ne yapıyor sağ komiserini bir? Evet, çok doğru. Şöyle. Onu tabii ilerleyen dakikalarda mutlaka gelecekti ama tabii duayen diyorsak duayeni dinlemek lazım. Doğru. Kısaca siz bir kısmını tamam. Siz kısaca bir özet, sağ komiseri kimdir? Özellikle akreditasyon alanında futbolun neresindedir? Böyle şimdi 3800 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu teşkilat görevleri hakkında kanunun haş bendine göre sağ komiseri bu talimat hükümleri gereğince futbol müsabakalarında stat ve saha içinde görev yapan kişilerdir diye şu anda bizim bir şeyimiz vardır. Kimliğimiz vardır. Evet. Peki Sayın Başkan, siz Sayın Aydın'a nasıl ekleyeceksiniz? Yani bu şu açılımın sonrasında sağ komiseri pratikte ne yapar? Yani sahada akreditasyon kartınız, yetki alanınız nedir? Bir müsabakada mesai nasıl başlar, nasıl biter? Şimdi esasına bakarsan sağ komiserinin kimliği var. Kimliği var ama tatbikat yok.
Görevi nedir peki? Yani. Sayın Çetin'e direkt sormak yani, istediği. Biz şimdi çok basit şekilde anlayacakları dilden nedir yani? Bunu anlatır mı yani? Bilemiyorum. Sağ komiseri yani şu akreditasyon kartını evet. takip ediyor musunuz? Evet. Taktı mı takmadı mı diye evet. onu merak ediyorum. Aynen öyle. Çok şimdi, önemli çünkü. Evet. Sağ komiseri hakemle takımlar arasındaki duvarlığı iyi kurabilen, iyi yönlendirebilen, oranın emniyetini sağlayan, o hakemleri gözetim altında tutan, diğer takımları da, her iki takımın da sağlıklı gelip sağlıklı gitmesini sağlayan sağ komiseridir. Amatör kümede bu gerçekten sağ komiser olmasa amatör kümenin oynama ihtimali bence yok. Yoktur hocam. Peki Sayın Aydın siz ilave edeceksiniz bir şey var ben mı? Ben şöyle ilave edeyim. Örnek vererek evet. ilave edeyim. Sizin bir çocuğunuz sabahleyin saat 9'da müsabakası varsa o stada gidecekse ilk karşılayanlardan birisiyiz. Bu çocuğunuz olur, yeğeniniz olur, tanıdığınız olur, herhangi bir sporcu olabilir. İlk karşılayanlardan birisiyiz. Biz sahaya amatör maçlarda bir saat önceden, profesyonel maçlarda iki saat önceden gideriz. Gittiğimizde sahanın futbol oynama elverişli midir, değil midir? Oranın müdürüyle veyahut yetkilisi kişiyle sahaları dolaşırız. Çizgileri çizilmiş mi, bir eksikliği var mı? Onları yaptıktan sonra hakemler gelirler. Hakemler de yine dediğim gibi bizlere emanet. Onları en iyi şekilde sahaya nasır süreriz. Onun hazırlığını yaparız. Onlarla beraber konuşuruz. Sizin bir isteğiniz var mı? Ne yapmamızı istersiniz? Onlardan aldığımız direktiflere göre onların isteği doğrultusunda onları en iyi şekilde sahaya sürmek için yalnız hakemler değil, gelen her iki takım yöneticileri olsun, teknik direktörleri olsun, futbolcuları olsun en güzel şekilde sahaya sürüp onları en güzel şekilde oynatıp evet. en güzel şekilde soyunma odalarına göndererek hatta soyunma odalarından da dışarı otobüslerine bindirerek evlerine en güzel şekilde gönderdiğimiz zaman sağlık selamet içerisinde gönderdiğimiz zaman işte saha komiseri görevini yapmış demektir. Evet. Burada ne yapacağız? Uzundur. Sağ şimdi onlara geleceğiz. Uzundur. Hepsini bir anda yaparsak evet, program formatını tamamen dışına topu doğru. taça atmış oluruz ki ana konular var. Faik Bey'e önemli sorular soracağız. Evet değerli izleyiciler, dün önemli toplantılar vardı. Aslında Avrupa Konseyi İstanbul'daydı. Söz konusu 31. daimi toplantı Akgün Otel İstanbul'da yapıldı ve bunun başkanlığını da spordan sorumlu devlet başkanı Sayın Faruk Nafiz Özak yaptı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar da oradaydı ama ülkelerden gelen önemli ülkeleri temsilcileri vardı Avrupa'nın. Avrupa Konseyi niçin gelmişti? Çünkü son zamanlarda sporda şiddet özellikle futbol branşında futbol tribünlerindeki futbol seyircilerinin yapmış olduğu uygunsuz davranışlar ve futbol şiddeti, futbol terörü spor anlaşması için buradaydı Avrupa Konseyi ve önemli bir toplantıydı. Hemen arkasında Taksim'e geçildi çünkü orada çok önemli bir faaliyet vardı. Meşale var. Ne meşalesi efendim? 2011 Üniversiyat Kış Oyunları meşalesi İstanbul'da alındı ve 19 ili gezerek Erzurum'a gidecek. Tabii bunun da startı Taksim Tünel'de verildi. Gençlerimiz, pırıl pırıl gençlerimiz oradaydı. Güzel bir koşuyla bunu bakanımıza verdiler. Bakanımızla beraber orada projenin koordinatörü hep beraber meşaleyi, bu güzel meşaleyi standa koyduktan sonra önemli açıklamalar yaptı. Biz durmadık. Sporda şiddet yasası geçecek mi? Bakanımıza yaklaştık ve bir basın ordusunun karşısında bu cevapları aldık. Hemen bu VTR'ye gidiyoruz. Sonra Sayın Faik Çetiner'e bu konularla ilgili sorularımız olacak efendim. 2011 Ocak 27, 6 Şubat'ta bitiyor ve şu anda gördüğünüz gibi üniversiteli gençler meşaleyi İstanbul'dan Erzurum'a Taksim Meydanı'ndan yollayacaklar. Coşkulu bir katılım var ve kameraman Mustafa Yılmaz'la beraber bu güzel görüntüleri sizlere aktarıyoruz efendim. Bakan'a bugünü değerlendirmesi için sormak istiyorum Sayın Başkanım. Öncelikle 30. kırılış yıl dönümümüz hayırlı uğurlu olsun ama bugün Erzurum için neler düşünüyorsunuz?
Evet, ülkemiz son yıllarda üst üste önemli uluslararası organizasyonlar yapmaya başladı. Bu İzmir'de üniversite gençlik oyunları, Trabzon'da Karadeniz oyunları, yaz olimpiyatları önümüzdeki yıl içerisinde, Erzurum'da üniversiteyat kış oyunları. Bunları ben olimpiyatların ayak sesleri olarak nitelendiriyorum. Ülkemizde Şampiyonlar Ligi ve UEFA finallerinin oynanması, 2016 adaylığını ülkemizin bir oyla kaçırması, tekrar ediyorum, olimpiyatların ayak sesleri bu organizasyonlar. Hakikaten Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüzün ve spordan sorumlu Devlet Bakanlığımızın öncülüğünde üst üste ülkemize Avrupa ve dünya çapında sportif organizasyonların geliyor olması amatör spor ailesi olarak bizi heyecanlandırıyor. Kıpır kıpır tüm spor ailemizin yüreklerinin kıpır kıpır hareket halinde olmasına yol açıyor. Çok mutluyuz. Üst üste organizasyonların devamını bekliyoruz. Sayın Başkan, kısaca 30. yıl kutlamaları hakkında kısa bir bilgi rica ediyorum. Konfederasyonumuzun 30. kuruluş yıl dönümü 4 kurucu ilimizde Samsun, Trabzon, Ankara, Bursa'da yaptığımız etkinliklerle başladı. Cuma akşamı İstanbul'da ülkemizin her alanda ve sporda da başkenti İstanbul'da yapacağımız, ülke genelinde tüm spor ailesinin katılacağı organizasyonla 30. kuruluş yıl dönümümüzün kutlamalarını bitirmiş olacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Evvela bu Erzurum kış oyunları ile ilgili meşalemiz burada yanmaya başladı. 50 günden az kaldı. Buraya sizleri davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ile yapılan en büyük maddi ve manevi yatırım budur. Gerçekten bundan sonra inşallah kış olimpiyatları da yapacağız. Sporda şiddete gelince yalnızca bu Türkiye'nin sorunu değil, dünyanın sorunu. 2004